Ben Küpe FM'e gündemdekiler programında bize yer ayırdığı için, bizi dinleyicileriyle buluşturduğu için teşekkür ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Çok sağ olun, var olun. Siz bana beni davet ettiğinizde hiçbir hazırlığım yoktu. Hı-hı. Ama biz her zaman için hazırız. Yani ben dedim neden olmasın, tabii ki giderim. Kamil Bey'in bende ayrı bir yeri vardır. Size de camianıza da çok teşekkür ediyorum. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Demokrat Parti olarak. Tabii ki 4 yıllardan sonra ilk defa sizin aracılığınızla, Küpe FM aracılığıyla hemşehrilerimize, bölgemize ulaşmaktan dolayı ayrıca mutluluğumu ifade etmek istiyorum. Küpe FM ailesine ve başta Rıdvan Sırdaş ve sevgili Kamil kardeşim diyeyim. Bu şekilde bitireyim. Kardeşim olarak sizlere ve buradaki tüm kardeşlerime saygılarımı, Silivri halkıma sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Öncelikle programınız için birkaç şey söylemek istiyorum. Bu bir çok önemli bir görev yapıyorsunuz, kamusal bir görev ve bunu çok güzel yapıyorsunuz. Bu buradayım ve bu programdayım, bu radyoda Kamil Bey'in konuğu olduğum için söylemiyorum. Bu tüm kamuoyu bunu paylaşıyor. Güzel bir tarafsızlık içerisinde kamuoyunu bilgilendirme görevi yapıyorsunuz. Önce bunu bir sorumluluk içinde yaptığınız için sizi tebrik ediyorum. Gündemdekiler her çarşamba saat 15'te bölge gündemini belirliyor. Kamil Bilici ile Şehrin Şahitleri başlıyor. Müzikal takınız Küpe FM'den, ben Deniz Kamil Bilici'den. Mutlu akşamlar efendim. Saatlerimiz 19.17'yi gösteriyor ve yine huzurlarınızdayız. Yeni programımız Şehrin Şahitleri'nde yine çok değerli bir konuğu ağırlayacağız bu akşam. Silivri'nin yakın tarihini hem siyasi hem sosyal açıdan değerlendirebileceğimiz son 30 yıldır Silivri siyasetine adını hem dengeli yaklaşımları hem de düzgün siyasetiyle damgasını vurmuş isimlerden biri Erdoğan Ataç stüdyomuzda olacak. Siz de bu sohbete katılıp soru, görüş ve önerilerinizi bizlere iletmek isterseniz 0212-727-1111'i tuşlayabilir. Sosyal medya üzerinden facebook.com/küpefm ve twitter.com/küpefm adreslerini kullanarak bizlere soru, görüş ve önerilerinizi iletebilirsiniz. Hatırlatmasını da programımızın başında yaptıktan sonra şu an stüdyomda bulunan Sayın Erdoğan Ataç'a hoş geldiniz diyelim. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Yoğun bir çalışma temposu içerisinde çalıştığınızı biliyorum. Yurt dışındaydınız. Evet. Geçtiğimiz hafta. Evet. Yarın gene gideceğim. Bize vakit ayırdığınız için ben Küpe FM ailesi olarak teşekkür ederek başlıyorum. Ben teşekkür ederim. Erdoğan Ataç ismi benim aslında az önce söylediklerimi çok az kılan bir isim Silivri siyasetinde, dinleyicilerimiz de bunun farkındalardır ama Trakya'nın tamamına da yayın yapan bir radyo Küpe FM, diğer yerlerde dinleyen dinleyicilerimiz için de Erdoğan Ataç kimdir diyerek başlayalım mı abi sohbetimize? Tabii. Öncelikle çok teşekkür ediyorum beni buraya davet ettiğiniz için, bu fırsatı yakaladığım için ben çok mutlu oldum. Sözlerime başlarken bu fırsatı yakalamışken şunu da söylemek istiyorum. Soma felaketinde hayatını kaybedenlere rahmet diliyorum. Yakınlarına sabır diliyorum. Tüm ulus olarak bundan büyük üzüntü duyduk. Tüm ulusuna da sabırlar diliyorum. Erdoğan Ataç 1954 Silivri doğumlu. Silivri'de doğdum. İlkokulu Silivri'de okudum. Ortaokul devlet parasız atılı imtihanlarını kazanarak, o dönemde Silivri'de lise olmadığı için, nasıl lise dönemi geldiğinde Silivri'den ayrılmak zorunda olacağımı bildiğim için devlet parasız atılı imtihanlarını kazanınca Haydarpaşa Lisesi'ne gittim. İstanbul o gün için İstanbul'un önemli liselerinden 2-3 lisesinden bir taneydi. Perdenli, Haydarpaşa, Vefa saydığınız zaman önemli, Kabataş önemli liselerdi. Orada okudum. Ondan sonra İstanbul Üniversitesi Kimya Mühendisliğini bitirdikten sonra Silivri'ye döndüm. Yani aslında benim Silivri hayatımın 11 yıllık bir kesintisi var. Ancak yazları Silivri'de olabildim. Yatılı'da okuduğum için oradaydım. Evliyim. İki çocuğum var. Eşim Onay Ataç, Ziraat Bankası'ndan emekli. Oğlum Fırat Ataç İstanbul'da şu anda sinema eleştirmenliği üzerine, sinema üzerine sosyoloji mezunu Mimar Sinan Üniversitesi. Küçük oğlum da bu sene Uluslararası İlişkiler bölümü bitirdi Kültür Üniversitesi'nin. Bir dersi var ama herhalde bitirdi diyoruz biz onlar. Çok mutluyuz yani. Silivri'de ticaretle uğraşıyorum. Kimya mühendisiyim ama mesleğimi yapmadım. Eğitim hayatımdan sonra Silivri'de ticarete başladım. İşte kırtasiye, gazete bayiliği derken zira, ilaç ve tohum üzerine bir iş yerimiz var. İki tane kırtasiye dükkanımız var.
Yani işlerimizi oldukça kendi çapımızda büyüttük diyelim. Evet. Severek yaptığım meslek. Yani Silivri'de bugün karşımıza gelen bir sürü insan, ya biz senin dükkandan, senin iş yerlerinden yetiştik diyor öğrenciler, evet, öğretmenler, yüksek düzeyde çok yöneticiler, hep evet, herkes için. Evet. Böyle bir iş hayatımız var. Evet, çok güzel. Erdoğan Ataç ismi benim için sadece hani bir siyaset değil, aynı zamanda komşu olarak da var hayatımda. Evet. Fevzi Çakmak Caddesi'nde. Fevzi Çakmak Caddesi benim doğduğum yer, evimizin olduğu yer. Hemen bitişiğinde sizler anneannelerin evi vardı. Evet. Babam benim zaten çocukluk arkadaşım. Pirmat Paşa İlkokulu'nu birden beşe kadar birlikte okuduk. Evet. Allah ona da rahmet diliyorum. Onunla birlikte o sokakta çok güzel anılarımız geçti. Diğer arkadaşlarımızla birlikte. Evet. Anneanneniz, dedeniz onların evlerinden çıkmazdık, öyle diyeyim. Yani sokakta oyun oynarız, kapı açık gireriz. Değil mi? O zaman sesleniriz. O zamanlar öyle tabii. Aha. Kapıyı açarız, gireriz. Ya işte karnımız acıktı, hemen bize bir şeyler hazırlar, verir. Gene alırız yiyeceklerimizi, çıkarız. Aynı şekilde baban bize gelir. Tabii. Karşı komşularımız uykusuzlar deriz. Evet. Ayşe ablalar vardı, rahmetli İsmail abiler vardı, Nazım abiler. Evet. Yani sokağa baştan aşağı saymaya kalkarsak hepsi çok yakın. Yani kapılar birbirine açık. Çok nostaljik bir şeye girmiş olacağız ama yani çok çok yakınlıklar çok farklı bir şekildeydi. Evet. Çok iyiydi. O günleri anımsıyor insan isterseniz. İster isterseniz. Ve özlüyor. Ben de yani son demlerine yetiştim ona. Evet, işte evet, 82 doğumluyum abi. Sen yani 89-90'larda işte mahalleyi yaşadın. Biz 70'luk 80'de Silivri'ye döndüm ben. Aha. İşte senin doğumun, ondan sonra onun evliliği falan. Hı-hı. Ondan sonraki bir olaydı. Evet, güzel yıllardı. Oralara döneceğiz gene Pirmalet Paşa'ya, Fevzi Çakmak'a ama önemli olan kısımlardan bir tanesi hiç kuşkusuz Silivri siyasetinin son 30 yılında da aktif olarak yer aldın çeşitli görevlerde. 83'te SODEP ilçe yönetimiyle başladı. Evet. O yıllara biraz dönelim mi siyasi anlamda? Ya o dönemlere tabii dönelim. Yani 80 ihtilalinden sonra, 80 darbesinden sonra öyle diyelim. Siyasette siyasi partiler kapandı. CHP kapandı, diğer partiler kapandı. Siyasi kulvar açıldığı zaman her siyasi partinin bir bünyesinde bir değişiklikler oldu. Yani klasik dengeler bozuldu. Evet. Yeni genç nesil siyasete biraz da sağ olsunlar tabii ki klasik dengeler bozuldu derken o günün yönetiminde o insanlar bize kucak açmasalar biz o yapı içerisine giremeyiz. Evet. İşte Talat abiler olsun, İhsan Yıldızlar olsun, eski ilçe başkanlarımız, parti büyüklerimiz onlar bize dediler gelin yeniden bir hareket başlıyor. Siyaset biraz daha genişlesin, tabana yayılsın, daha eğitimli, daha yetişmiş nesil bunlara katılsın diye. Bizler de o zaman siyasete Talat abilerin, İhsan abilerin öncülüğünde girdik başlangıç olarak. O zaman bizim genç bir ekibimiz vardı diyelim. Yani o dönemin jenerasyonu olarak ortaya çıkmış. Daha sonra Silivri siyasetinde önemli yerlere gelmiş insanlar. İşte Eşref Balaban'dan başlayalım. Eşref Balaban, Mümintoğlu, Selami Değirmenci, Adnan Üstün, Hüseyin Şahin, Ahmet Yücegök, İsmet Kiraspınar. Evet. Yani bu bizim yönetim kademelerinde birlikte çalışmış. Daha bir sürü arkadaşımıza atladığım olduysa özür diliyorum. Siyasete öyle kayıt olarak başladık. SODEP aşamasında başladık. O zaman daha sonra SODEP'in seçimlerine yerel 84 yerel seçimlerindeydi sanıyorum. Evet, 84 yerel seçimlerinde o zaman SODEP Halkçı Parti var. Biz SODEP bünyesinde Talat abinin belediye başkan adaylığında meclis üyesi olarak girmiştim ben. Halkçı Parti'den Seyit abi girmişti. Ana vatandan sanıyorum son dakikada Savaş abi girmişti. Öyle bir seçim yaşadık. Seyit Bey kazanmıştı. 89 yılına gelin. Daha sonra SODEP Halkçı Parti birleşmesi oldu. Evet. O seçmen sayılarını hatırlıyor musun abi? Bu arada Silivri'nin sayılar yani 3-5 binler. Değil mi? Evet, çok, bir şeyler olması lazım yani. Evet. Sayıları tam şeyi çıkaramayacağım. Çünkü son hatırladığım benim Selami Bey'in ilk yani Selami ilk seçim kazandığı 89 bizim seçim kazandığımız dönemde tahmin ediyorum 12-13 bin civarında seçmen vardı. Evet. Yanılmış olabilirim hatırladığım yani çok düşük rakamlar. Selami Başkan'ın belediye başkanlığını ilk aldığı seçimde sen de ilçe başkanı. Evet, ilçe başkanı. SDP 89'da. 89'da. Ve hani o ekibin, genç ekibin gelip Silivri'nin yönetimini alması o yıllarda ilgiyle karşılanan, coşkuyla karşılanan bir durum. Ya tabii bir şey gibi böyle kolay değil. O günlerde konuşmuşluğumuz vardı. Ya, hiç unutmuyorum.
En başta Muharrem'in gazinosu dediğimiz bir yerde oturmuştuk. Evet. Biz ilçe kongresini kazandık önce. Hı hı. Yani Talat abiler bizi seçime soktular ama daha sonra öyle gelişmeler oldu. Hı hı. Talat abinin başkan öyle bir şey oldu. Seçime girdik, ilçe seçimine girdik. Eşref Balaban'ın başkanı da ilçe kongresini kazandık. Hı hı. Rahmetli Seyit abiler falan da karşı tarafta desteklemişlerdi. Evet. Kazandık. Yani bu bizim için büyük bir başarıydı bu hareket için. Daha sonra yerel seçimler yaklaşıyor. Muharrem'in gazinoda oturmuş sohbet ederken böyle herkes eteğindeki taşı ortaya dökmeye başladı. Ya işte yerel seçimler yaklaşıyor. Kim başkan adayı olsun? Kim olabilir? İçinizde niyeti olan var mı falan şeklinde bir konuşma geçti. Ben dedim ben düşünmüyorum. Hüseyin Şahin öyle bir şey düşünmüyor. Eşref olan ben de zaten belediye başkanı olmaz dedi. Biliyorsun Eşref abi her zaman böyle ama oldu sonra. İçindekini dışarı sonra oldu. Sonra oldu o farklı yerde oldu. Onu da söyleyeyim. Anavatan'da oldu. Bizim bünyemizde olmadı. Selami düşündüğünü ve Mümin Bey'i düşündüğünü söylemişti. Dedik bu olayı daha sonra otururuz, konuşuruz, şekillendiririz. Öyle bir anekdotumuz da var yani. Evet. Siyasete başlayalım. 89 geldiğinde işte Selami Değirmenci aday oldu. Talat abi aday oldu ön seçimde. Ön seçimde az farklı 6-7 oy farklı 69-63 miydi ne? Delege seçimlerinde Selami başkan gösterildi. Ve 89 seçimlerini benim ilçe başkanı olduğum dönemde o gün çalıştığımız ilçe yönetimiyle birlikte girmiştik. 5 yerde seçime girdik. Evet. CHP'nin çok önemli başarılar elde ettiği bir dönemdi. Biz de burada aynı başarılar elde ettik. Silivri'de, Gümüşşaka'da, Değirmenköy'de, Celaliye Kamilova'da seçimleri kaybettik. Bir tek kazandık, bir tek Selimpaşa'da kaybettik. Yani 5 yerin 4'ünde. Daha sonra işte ben siyasi yaşamıma o süreç, ben de meclis üyesi olarak girmiştim. 91 yılı geldiğinde, ilçe kongresi geldiğinde ben kendim aday olmadım. Evet. Yani aday olmadım. Başka Eşref abiyle aday olmuştu. Sıdık Hanım aday oldu. O seçimlerdeki bir anekdotta hiç unutamadığım bir şey. Yani iş öyle bir konu olduğu için Eşref Balaban aday, Sıdık Hanım aday karşılıklı olarak. Ondan sonra ilçe kongresi var. İlçe kongresi kıyasaya gidiyor. Saat 5'e 1 dakika var. Rahmetli Erkin Balaban kongre delegesi. Erkin Balaban 5 gibiydi geldi. Oyunu kullan. Yani 5 veya 5'i 1 geçe gibi geldi oyunu kullanacak. Kongre başkanı müdahale etti. Erkin Balaban oy kullanamadı. Sayım yapıldı. Bir oyla Sıdık Hanım kazandı. Yani düşün. Eşref abi aday. Kardeşi geliyor. Oy kullansa pato olacak. Olay dönecek. Yani bu siyaset o kadar şey. Yani bir oy bile ne kadar önemli olduğunu önemli gösteren oldu. Bir şey. Eşref abi ne dedi bu duruma? Eşref abi şey de Erkin rahmetli Erkin çok güzel bir şey. Sen benim sana oy vereceğim nereden biliyorsun ki? Yani öyle bir şey. Bunun garantisi var mı? Demokraside oylar gizlidir dedi. Yani çok güzel şeylerdi bunlar tabii. O da olgunlukla karşıladı. Yapabileceği bir şey yok. İşte 91 seçimlerde milletvekili adayı olmuştum ben CHP'den. 5. sıradaydım. Bölgede o zaman 3. bölgeydi yine. Bölge barajını aşamadı parti. 1. sırada Fırat abi vardı, Fırat Aykut. Bölge barajını aşamayınca o da seçilemedi. Hiç buradan milletvekili çıkaramamıştık. Çok renkli simalar vardı böyle. Emre Kongar vardı profesör. Çok değerli hocamız. Çok güzel konuşmalar yapardı gittiğimiz yerlerde. Hala seçimlere girmişti. Tabii. Sosyoloji hocası. İşte 94'te belediye başkanı adayıydım. O zaman Selamiler şeye ayrıldılar. CHP'ye ayrılmışlardı. Evet. CHP kuruldu. 94 seçimlerini değerlendireceğiz ama çok kısa bir reklam aramız var. Reklamların sonrasında efendim bu keyifli sohbet bu frekansta devam ediyor olacak. Sakın bizden ayrılmayın. Kamil Bilici ile Şehrin Şahitleri devam ediyor. Müzikal Takınız Küpe Efendi, bendeniz Kamil Bilici ile birlikteliğiniz devam ediyor. Saatlerimiz 19.35 ve Şehrin Şahitlerinde stüdyo konuğumuz Silivri Siyasetinin son 30 yılının değerli isimlerinden biri Erdoğan Ataş'la sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Milletvekilliği adaylığı sürecini değerlendirdik abi reklamlardan önce. Evet. Ve ondan sonra da bir belediye başkan adaylığı süreci vardı. 94. Onu o yıllara dönelim mi? Yani tabii ki 94 yılında olağanüstü bir dönem yaşandı. O zaman işte CHP kuruldu. CHP kurulunca kapatılmış parti. Gerçi şöyle bir şeyimiz vardı bizim parti kimliklerimizin üzerinde CHP CHP'nin devamıdır diye yazan bir madde vardı.
CHP kurulunca bir takım arkadaşlar o kuruluşa geçti. SHP'de kalmıştık. Hı. Yerel seçimlerde gelince mecburen aday gösterme durumu söz konusu olmuştu. Partinin de, CHP'nin de. Ortak bir aday da şey yapılamadığı için veya Selam Bey zaten belediye başkanı aday olması gayet dolayı. Buradan da bizi arkadaşlar uygun görmüşlerdi. Girdik seçimlerde. Yani riskli bir seçim oldu tabii sol açısından. Evet. Yani işte son 2004 seçimlerindeki bölünmenin benzeri diyelim. Benzeri değil tabii, farklılık şöyle. İkisi de kendi çizgileri içerisinde giden siyasi partiler, CHP'de, SHP'de. Burada farklı bir yerde yer almıştı arkadaşımız. O seçimlerde kaybettik seçimleri. Oradan bana ders olabilecek veya anekdot olarak aklımda kalabilecek bir şeyi Ömer Başaran'la yaşamıştım. Değirmenköy'de eski siyasetçiler, çarıklı siyasetçilerdendir. Seçimler bitmiş tabii, hayal kırıklığı herkes yaşar aday kadar. Aday olup da kaybedenlerin. Öyle bir konu geçti. Neler hissediyorsun dedi. Ya ben bir şey kaybetmedim dedim. Yani ben bir şeyler verecektim ama yani kaybeden başkaları olabilir. Yani halk olabilir mealinde bir söz söyledim. Bu çok yanlış bir şey dedi. Bir siyasetçi hiçbir zaman halkın kaybettiğini söylemeyecektir. Kendi eksiklerini arayacaktır. Hakikaten de öyledir. Siyasetçi olarak bir şeyler kaybediyorsak muhakkak burada kendi eksikleri. Ya yeteri kadar çalışmamışızdır. Ya yeteri kadar kendimizi yansıtamamışızdır. Çünkü siyaset bir algı meselesi. O algıyı iyi oluşturamazsanız, onu iyi desteklemezseniz kazanamıyorsunuz. Yani gerçek değeriniz ortaya çıkmayabiliyor. Gerçek potansiyeliniz ortaya çıkmayabiliyor. Yani bir sürü olayı algıyla farklı yöne getirebiliyorlar. Demek ki biz o zaman da eksik yapmışız, eksik çalışmışız. Ben genç siyasetçilere öğüdüm bu. Hiçbir zaman bu imajı verecek şekilde bir sözcük içerisinde olması da Ömer abinin o lafı benim için önemli. Önemli bir anekdot. Çok önemli benim. Şimdi SHP, CHP filan diye bahsederken işte SODEP filan. Sol siyaseti Türkiye'de aslında 30 yıllık bir siyasi tecrübeyle de aslında fikrini merak ediyorum abi. Hani nedense böyle tam bir bütünleşme o yıllarda işte SHP CHP birleşmesiyle oldu ama halen solda bir birleşme düşünceleri, sohbetleri, konuşmaları hep devam ediyor. Bu ne zaman ya da ne şartlarda sağlanabilir sence? Ya tam solda anlamda. Yani solda bir şey değil artık. Solda öyle bir şey yok zaten. O anlamda değil ama yani gündemi iyi yakalamak, buna göre iyi politikalar oluşturmak gerekiyor. Bir siyaset, yani solda bir parçalanmıştık diyemezsiniz artık. Yani solda bir CHP kalmış. Ama dünya o kadar, yani ekonomi o kadar esir almış ki bunu değiştirebilecek gücü göstermek çok zor oluyor. Yani bugün Cumhuriyet Halk Partisi iktidara geldiğinde ne kadar farklı bir politikalar ortaya koyacağını anlatamazsa, iletişimleri sağlayamazsa başarı şansı zor oluyor tabii. Yani bir farklılık koyacaksınız günlük ekonomik politikalardan. Halk ekonomiden memnunsa zaten size gelmez. Ama memnun değilse bunu değiştirebilecek programlarınızı ve sunumlarınızı yapmanız lazım. Halka ulaştırmak lazım. Bunu yapmak lazım. Uluslararası, yani bu konuda çalışmamız lazım. Yani örgüt olarak da çok çalışmamız lazım. Farklı olduğumuzu söylememiz lazım. Yani biz sol olarak daha çevre, daha hümanistiz, daha insanı öne çıkaran bir siyasi partiyiz. Bunları iyi anlatmamız lazım. Ve ekonomide de tercihimizin insan olduğunu, tercihimizin her şeyden öte, yani karlılık, sadece karlılık üzerine olmadığını, insanı mutlu etmek üzerine olduğunu ortaya çıkıyor. Yani önce insan öne çıkmalıdır. Bunu anlatmalıyız. Bu konudaki politikalarımızı netleştirip sunmamız lazım. Farklı olmamız lazım. İşte Soma olayında taşeronlaşmalar getirdiği, yani sırf karlılık düşünerek yapılmış üretimlerin, insanı ikinci plana atan üretimlerin getirdiği facialarda gördük. Yani temel nedenler içerisinde bunlar. Tabii devlette özelleştirme olacaktır ama bunu yapacak olan devletin de denetim görevini çok iyi yapması lazım. Burada, oradaki hatalar bu sonuçları da ortaya çıkarıyor. Sosyal medyada son günlerde şimdi Soma'dan bahsedince Bülent Ecevit, onu da rahmetle anmış olalım böylelikle. Yine daha evvel bir maden kazasında 4 gün boyunca madenci kıyafetleri giyip madene giriyor. Orada işte kurtarma çalışmalarına katılıyor ve o 4 günü de maaşından düşürttüğü yönünde şeyler sosyal medyada son günlerde oldukça sık karşımıza çıkıyor. Bunlar moral değerler açısından tabii ki önemli. Ama olayın temel nedenleri onlar değil. Yani olay olduktan sonraki orada yapacağınız çalışmalar, gösteriler o günkü yaraları sarar. Ama olma nedenlerini ortadan kaldırmıyor ki. Esas bunun olma nedenlerini bulacaksınız. Yani o maden işte tam rakamlarını bilemiyorum. Televizyondan izliyoruz işte. Daha evvel devletin 200
küsur dolara mal ettiği kömürü 24 dolara mal eder hale getirmek için nelerden fedakarlık edilmiş? Hangi güvenlik önlemlerinden vazgeçilmiş? Maliyet nasıl düşürülmüş? O düşürülen maliyetin yol açtığı sonuçlar bunlarsa ve bunları denetleyiciler kim? Devlet, bakanlıklar. Yani bu şeyin ortadan kaldırılması lazım. Kesinlikle. Bu güven sağlandığı zaman bu da insana önem vermekten geçer. Aynen. Sırf paraya dayanan bir şey olmadığında yani özel sektör tabii karlılık yapacaktır. Karlılık üzerine çalışacaktır ama bunu denetleyecek olan, halkın yanında olacak olan da devlettir. O denetim mekanizmasında çok iyi çalışmazsa o zaman bu sorunlar ortadan kalkar zaten. Evet, kesinlikle. Yine Silivri'ye dönecek olursak sosyal yaşam manasında hala Silivri işte bir kasabadan çıkıp bir metropole doğru ilerleme aşamasında. Ama hani bundan 20 yıl evvel sizin ilk siyaset yaptığınız ya da ilk gençlik yıllarınızda sosyal yaşam nasıldı Silivri'de? Neler yapılırdı? Ya her büyük şehrin yani her kentin hızlı büyümenin verdiği sancıları Silivri'de çekiyor. Evet. Yani sosyal yaşam dengeli bir şekilde gelişmiyor. İlişkiler, yeni gelenler, göçler, göçler nesinde belli insanla belli yerlerde kümelenmeler, kendi öz kültürlerini orada sanki burada yaşamıyorlarmış gibi yaşatmaya çalışmalar. Bu sefer buna karşılık burada daha önce gelmişlerin bakış açılarının farklı olması, o kaynaşmayın uzaması sıkıntılar yaratıyor. Hızlı gelişim idari şeyde de problemlere yol açıyor. Şehrin bir kimlik kazanması lazım. Silivri onu tam oturtamadı. Yani bir turizm kenti mi, bir ticaret kenti mi, günübirlik turizme yönelik bir kent mi, sanayi mi, tarım mı, bunları harman ederek bir kültür yaratamadı. Yani belediyeciliğin aslında yerel yöneticiliğin en zor taraflarından bir tanesi de bu. Yani yani bir şey yapmak sorun değil. Yani bir bina yaparsınız, bir bahçe yaparsınız, ona bakarsınız. Şekil olarak kenti güzelleştirebilirsiniz ama insanları arasında bir kent bilinci, hemşerilik bilinci yaratmak adaletli bir yönetimden geçer. Evet. Bunu yaptığınız zaman o kente sahip çıkacak bir nesil yetiştirmek üzerine çalışmalar yaptığınız zaman çok daha başarılı. Ben bunu Eskişehir'de gördüm, çok hoşuma gitti. Evet. Eskişehir'i gezdim, çok güzel şeyler yapılmış ama gördüm ki halk aynı şekilde o şeyi sahiplenip bakmış. Evet. Yeşilin üstüne basmıyor, çöp atmıyor, kirletmiyor. Biz burada bir sürü şeyler yaşadık. Bir tesis yapıyorsun, bir bank koyuyorsun, ertesi gün geri birileri bankı kırıyor, atıyor. Bu sevgisizlik, bu kent bilincinin yaratılmaması, bu hemşerilik bilincinin yaratılmaması en zor şeylerden biridir. Kolay değildir insan yönetimi. Hiçbir şeye benzemiyor. Evet. Yoksa maddeyi yaparsınız, bahçeyi yaparsınız, parkı, binayı. Ama onu koruyabilmek. Onu bilinçten geçiyor. Şehir kimliğinden bahsetmişken ben çocukluğumdan hatırlıyorum, anımsıyorum en azından. Hani bir yazlıkçı kültürü vardı. Bir sayfiye merkezi olma noktasında en azından birkaç hamle vardı. Eski pazar içinde amcamın ayakkabıcı dükkanı vardı. Ben orada çıraklık yapardım, bilirsin. Evet, biliyorum, biliyorum. Oraya gelen, eski pazar içine gelen, hatta buradan işte Tekirdağ'da yazlığı olan insanlar bile bir Silivri'ye girer. Eski pazar içinden balığını, işte meyvesini, efendime söyleyeyim, ayakkabısını tamir ettirir, söküğünü diktirir, çayını kahvesini içer, yemeğini yer, güzel güzel köftesini yer. Ondan sonra da giderdi. Şimdi o sayfiye şey de kayboldu. Kayboldu. Yani şimdi işte kent, ya bir yere gittiğin zaman o kentin, yani Antalya'ya gidiyorsun veya işte Roma'ya gidiyorsun veya işte Avrupa'dan örnek veriyoruz veya Türkiye'den işte Konya'ya gidiyorsun. İlk gezdiğin yer yeni AVM'lerin, şunların bunların yapıldığı yer mi? Tabii. Tarihi yerleri. Mevlana'yı mı gezersin? Evet. Veya Roma'da eski antik Roma'yı mı gezersin? Hı-hı. Veya işte İstanbul'da Ayasofya'yı mı gezersin? Hı-hı. Değil mi? Tabii ki. Yani kente nitelik katan özel yerler vardır. Evet, eski pazar içi de tarihi olmamasına rağmen ama Silivri tarihi açısından, Silivri esnafı ve dışarının bütünleşmesi açısından çok merkezi bir yerdi bana göre. Evet, kesinlikle. Yani belki Peşmir'deydi, belki dengeli bir düzgün yapısı yoktu falan ama oranın yıkılıp yani küçük bir Ahmet'in oraya yapılması çok mantıksız bir şeydi. Evet. Çünkü bir de şehrin aşağıya ulaşımını sağlayan bir geçit yeriydi. Yazlıkçı gelir, balıkçısını orada bulur. Ayakkabı tamircisini orada bulur. Manavını orada bulurdu. Oradan herkes sahile giderdi. Ne bileyim, çok özel yerlerdi o yerler. Onların o özelliklerin kaybolmaması lazım. Her gelenin ziyaret edeceği yerler, görebileceği yerlerdi. Keşke eskisi Fatih Mahallesi'nde de o tarihi alan olarak korunabilse, bugün Antalya Kaleiçi gibi, Safranbolu gibi düzenlemeler yapılsaydı, Silivri'nin turizmi hiç sanayiye belki ihtiyaç duymadan gelişecekti. Sanayi olmasının anlamında değil bu. Yani kimliğini bir tercih anlamında kullanacaktı. Evet.
Şimdi yeni geliniyor, işte sanayi buradan kalkacak deniyor, şu deniyor. İnsanlara ruhsat vermişsin, yerleştirmişsin, bir sürü yatırımlarını yapmış, sen alacaksın buradan, kaldıracaksın. Evet. Yani işler biraz sarpa sarmış. Evet. Yine nostaljiye biraz dönecek olursak, Ferit Çakmak Caddesi, işte komşu olduğumuz cadde, benim işte çocukluğumda Ferit Çakmak Caddesi, bugün Silivri'nin Ali Çetin Kaya Caddesi'nden sonra en işlek belki de ikinci caddesi. Yani, daha da işlek. Ben yani insan sayısı açısından daha iyi olduğunu söyleyeyim. Öyle, daha işlek. Ben, çünkü orada da iş yerim var. Eski evimizin altında. Yani ben orayı açmadan hemen saat 6 sıraları 6 ile 6'yı 10 geç arasında durdum. Bir sayayım dedim. Kaç kişi geçecek? 10 dakika içerisinde 150 kişimine geçmişti orada. Bir şaşırdım yani. Ama tabii o neden? İşte devlet hastanesi bağlantısı, otobüs duraklarının olması, konutların oradan yaya geçidinin olması, servislerin oraya inmesi. Yani Silivri'ye ana damarla. Bence orası ileride trafiğe bile kapanabilecek bir noktada olan bir yer. Çünkü taşımıyor. Kaldırımları geliştirdi belediye. Caddeyi düzenledi. Çok güzel bir hale getirdi. Ama yine öyle görüyorum yani. Biz orada kale kurup top oynayabiliyorduk. Aynen. Yani trafiğe açık olmasına rağmen trafik denilen bir şey yoktu. Yok, yarım saatte belki bir tane araba geçer ya da Nazım abi gelir geçerdi. Aynen. Nazım abi at arabasını koşardı ondan geçerdi. Anlarız onları. Öyleydi orası yani. Biz de sokak ortasında oynardık. Yani orada yaşar biçenerler vardır. Onlarla da bir arsa vardı o zaman. Oraya işte taşları dizersiniz. Eski taş oyunlarını oynarsınız falan. Arabalar geçerken kenara çekilirsiniz, o geçer. O kadar. Bize, sakin bir az önce program öncesi sohbet ederken Kuşçu İbrahim'in orada başka bir... Orada o şey rahmetli bakkal Osman abi vardı. Osman İbracık. O çok eski bakkallardandır. Onun bisikletleri vardı. Bizim bisikletimiz yoktu çocuğuz o zaman. Bisikletimiz yok. O günleri anımsıyoruz. Spor sahasında da, spor sahası da o zamanlar Varnalı Okulu'nun olduğu yer. Bütün toprak bir sahaydı. Kaleler vardı. Silivri Spor'un veya o zamanlar Gençler Birliği, Sanayi Spor gibi takımların İstanbul'dan gelen takımlarla maç yaptı. Yazın çok ünlü, iyi takımların geldiği, ünlü bir hakemimiz de vardı, rahmetli Fahrettin abi. Takımı şey, hakem elbiseleri falan üzerinde. Onun maç yöneticilerdi. Osman abi oraya bisikletler götürürdü. Kiralık bisikletler. Bizi de çağırdı. Hadi çocuklar bakalım, gelin bedava bisiklete bineceğiz diye. Biz oradan aldık bedava bisiklet, spor sahasının kenarına götürdük. Bitişte de hadi gene bedava bineceğiz derdi. Biz de bisiklete öyle binerdik. Yani bisikletimizin olduğu zamanlar. Güzel bir anıydı. Yine Pir Mehmet Paşa İlköğretim Okulu hala eğitimini sürdürüyor. Ben de orada okudum. Siz de babanla orada okudunuz. Nadir Hoca da sınıf öğretmeniydi galiba. Sınıf ki bizim de okul müdürümüzdü. Okul müdürümüzdü değil mi? Doğru doğru, size öyle geldi. Nadir Bey biz 3. sınıftayken geldi. Ahmet Hidi vardı rahmetli. Daha sonra vefat etmişti. Onun yerine Nadir Bey geldi. Okul müdürümüzdü. Eski binaydı, taş binada. Yani bahçesinden, her şeyinden çok güzeldi. Aşağıda büyük ceviz ağaçları falan vardı. Orada daha sonra kesildi. Yeni bina yapıldı. Silivri'nin Turgut Reis'ten beraber en eski iki okulu. İki okul. Şimdi yine çok kısa bir aramız olacak abi. Tamam. Yavaş yavaş bize ayrılan sürenin de sonlarına yaklaşıyoruz ama keyifli sohbetimiz devam edecek. Bizden ayrılmayın efendim. Kamil Bilici ile Şehrin Şahitleri devam ediyor. Müzikal Takınız Küpe FM'de bendeniz Kamil Bilici ile birlikteliğiniz devam ediyor. Saatlerimiz 19.53'ü göstermekte. Ne yazık ki bu keyifli sohbetin yavaş yavaş sonlarına yaklaşıyoruz. Bize ayrılan sürenin sonlarına gelirken ben ilk olarak bize vakit ayırdığın için çok teşekkür ediyorum abi. Çok keyifli bir sohbet ben oldu. Silivri konuşmakla bitecek gibi değil aslında. Tabii yani ben vaktin nasıl geçtiğini anlamadım. Yani düşündüğüm bir sürü şey vardı onları. Konuşamadım, daha evvel kafamda kurdum ama atladık. Tekrarlarız atladık. İnşallah ilerleyen yani süreçte bir kez daha. Dinleyicilerimize son mesajların neler olacak? Ya son mesajlarım, yani bölgemizi, yaşadığımız bölgeyi hep yaşayacakmış gibi bakalım, sevelim. Yani Silivri çok güzel bir yerde. Kesinlikle. İstanbul'a işte 60 kilometre mesafede, büyük bir metropolün dibinde, sahili olan. Evet. Güzel tarım alanları olan, yani turizme yatkın, tarıma yatkın, sahil, günübirlik gelip gidecek, sakince yaşanacak ama bütün temel ihtiyaçlarını İstanbul'da karşılayabilecek ki yeni planlar da burada da olacak bunlar. Ama burada hepimizin bir Silivrilik bilinci içerisinde yaşadığımız kenti koruyacak şekilde yaşamamız lazım. Bu Silivri olarak söyleyeceklerim. Ülke anlamında da gerçekten çok zor, çok gergin günlerden geçiyoruz.
bana göre de büyük ölçüde görev burada bizi yönetenlere düşüyor. Yani bu gerginliğin, bu kamplaşmanın ortadan kaldırılması lazım. İşte bugün Ok Meydanı'nda evet, yeniden olanlar, son gezi olaylarında olanlar, sürekli sertlikle olaylara müdahale edilmesi, kucaklayıcı şekilde olmadan, bunlar toplumda ayrışımlara yol açıyor. Evet. İdarecilere çok büyük görevler düşüyor bu konuda. Daha kucaklayıcı, daha sevecen olmaları lazım. Bu ayrımcılık iyi değil tabii, bu gerginlik. Belki bugün için güçlü olana bir güç katıyor ama ileride ülke için büyük sıkıntılar getiriyor. Bunları hiç arzu etmiyoruz. Böyle bir şeylerin yaşanmamasını diliyorum ülke açısından da. Kesinlikle katılıyoruz. Ülke açısından. Ben tekrar çok teşekkür ediyorum. Abi. Ben teşekkür ediyorum gerçekten. Küpe FM'e teşekkür ediyorum şahsınızda. Özellikle gerçekten güzel bir program hazırlıyorsun. Toplumun geçmişini unutması, geçmişteki burada yaşanmışların uzağında kalması, onları hiç yokmuş gibi farz ederek olması mümkün değil. Bu ülke içinde, bir kent içinde çok önemli. Geçmişteki bağlarımızı sürdürecek, geçmişteki anılarımızı yaşatacak kültürü de belediyemizin de buradaki yetkili kişilerin de yaygınlaştırması lazım. Bu gelen arkadaşlarla bizlerin daha hızlı bir şekilde kaynaşmasını, burası hepimizin, insanın doyduğu yer memleketidir, doğduğu yer değildir. Bunu olur. Ben bazen esprili olarak derim, mesela siyasi çalışmalarda gideriz, arkadaşım sen nerelisin diye, o mesela der Ağrılıyım. Hayır, yani ben Ağrılıyım ama Silivriyim demen lazım. Tabii o saygı diyoruz, Ağrılısın veya işte Sinoplusun veya Edirnelisin veya Kırklareli'sin ama sen Silivrilisin. Evet. Orada doğdun, artık buralısın. Evet. Böyle bir yaklaşım içerisinde olmamız lazım. Biz de bu şehrin şahitleri programıyla en azından bunu anlatmak istedim. Aha. Yani Silivri'nin eski şeylerini, nerelerden buralara geldiğini onu anlatmak için. Bu ortakta bir kent kültürü de oluşuyor. İşte o en önemli şey. Yani onu yakaladığımız zaman kalkınmamak mümkün değil, huzur içinde yaşamamak mümkün değil. Çok teşekkür ediyorum abi. Ben teşekkür ediyorum. İlerleyen programlarda inşallah görüşürüz. İnşallah yani. Çok teşekkür ederim. Efendim bugünlük de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Şehrin şahitlerinde çok keyifli bir sohbeti daha geride bıraktık. Erdoğan Ataç bizlerle birlikteydi. Yarın saatler 15'i gösterdiğinde, sivil toplumda 17'yi gösterdiğinde de Bay Bilici'de yine huzurlarınızda olacağım. O zamana kadar sevgiyle, sevgiliyle, dostça ve dostla ve günün tüm zorluklarına, günün tüm olumsuzluklarına, günün tüm umutsuzluklarına rağmen inadına hoşça kalınız efendim.